Durun burada. Beni bir iki dakika bekler misin? Tahmin ettiğim gibi. Safiye abla yanmış. Allah senden razı olsun Ali. Demirhan nasıl? İyi Allah'a şükür. Geç buyur içeri. Ürgüp merkeze gidelim. Ablam fotoğrafları görünce çıldıracak. Ay işte ma. Kendi ellerine yaktın ki. Nasıl ya? Benim çocuğum olamıyorsa... Pembenin karnındaki çocuk kim lan? Beğendin mi oğlum mamanı? Beğendin mi? Bak Ali amcan sana ne kadar güzel mamalar almış ha? Birazdan tekrardan yedireceğim. Yenge. Heh. Bitti artık. Demirhan'ı götürüp Fatma'ya teslim edeceğiz. Hanım sen ne diyorsun ya? Hani bana iki gece diye söz vermiştin. Ha? Sen şimdi niye böyle yapıyorsun gülüm? Ya sen beni anlamak istemiyor musun? Fatma perişan durumda. Delirecek. Sokak sokak çocuğunu arıyor ya. Yani bu da benim vicdanımı sızlatıyor. Buraya kadar da bitti. Götüreceğiz, teslim edeceğiz. Ya Ali, iki gün dediydin. Yalvarırım yapma böyle. Ne olur yengem ya, iki gün. Bak, Demirhan bu gece de benimle kalsın. Öpeyim, koklayın. Söz veriyorum sabah Fatma'ya ben kendi elimle teslim edeceğim ya, söz. Yenge, Fatma'nın bir gün daha bekleyecek tahammülü yok. Bitti. Ya Ali'm niye böyle yapıyor? Bir gece ya, bir gece. Ben Demir Hanım'ı bu gece de öpeyim, koklayayım. Bak söz veriyorum. Sabah gel, ben kendi elimle Demir Hanım'ı sana teslim edeceğim, söz. Ali. Tamam mı? Ama şunu bil. Beni çok zor durumda bırakıyorsun. Tamam demedi. Olmaz da demedi. Ya yerimiz söylerse Fatma'ya? O zaman biz ne yaparız? Oğlum. Annem. Annem. Vay Ali Bey vay. Demek herkesin gözünün içine baka baka yalan söyledin ha? Bağ hele sen ya. Bu güreşçilerin en vicdanlısı bile böyleyse... Gerisine ben artık ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Değil mi? Yengemin ciğeri çıktı ağlamaktan ama... Eniştem ağzını açıp da ben Demirhan'ın yerini biliyorum demedi. Ablam bu fotoğrafları görünce çingar çıkarır ben size söyleyeyim Faysal Bey. İnşallah. Aferin Pembe. İyi iş çıkardın ha. Sağ olun. Bu fotoğrafları ablama gösterip kahraman olmasını bilirdim ama... Neyse bu fırsatı size vereyim.
Şimdi gönderiyorum fotoğrafları. Bak hele ya. Hesaplara bak sen. Bacım senin kafan da böyle çok başka çalışıyor ha. Vallahi neredeyse ben bile korkacağım senden. Düşmanım olmadığın sürece korkmana gerek yok Seyfi. Ama bu olay var ya, ablamla eniştemin evliliğinde sonun başlangıcı olacak Faysal Bey. Beklediğiniz ayrılık pek yakında yani. İnşallah. Pardon. Alo kardeşim, ben seni arayacaktım. Çıktın mı doktordan? Çıktım pembe. Ne olmuş, ne dedi peki? Sen bir bizim eve gel. Ben orada anlatacağım sana ne dediğimi. Aa, ne oluyor buna şimdi ya? Yok. Yapamayacağım. Fatma'yı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Gidip her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Annem. Yavrum. Bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım Demirhan. Ali amcan her an yerimizi söyleyebilir. Bu geceyi geçirecek bir yer bulursak gerisi kolay. Yarından sonra bizim için yeni bir hayat başlıyor. Sadece sen ve ben olacağız. İkimiz. İsmet. Kocişim, ne oldu? Telefonu pat diye suratıma kapattın, bir şey de demedin. Ha. Yüz yüze konuşalım istedim. Yüzünün halini görmek istedim. Ha tamam, geldim işte. Ne dedi doktor? Önemli bir şey değilmiş. Bir ilaçla geçermiş. Ama bir şey daha dedi doktor. Kısırmışım ben. Oh, çok sevindim ya. Ne? Ne diyorsun sen İsmet ya? Öyleymiş işte. Ben de duyunca bir şok oldum başta. Çok komik değil mi? Karım hamile. Ama ben kısırım. İnsan haliyle düşünüyor tabii. Benden olamayacaksa bu çocuk kimden acaba? Cevap ver lan bana. Kimden bu çocuk? Kimden lan? İsmet, açıklayabilirim. Bir dakika, bir sakin ol. Neyi açıklayacaksın lan? Bunu da mı yaptın bana? En sonunda boynuzda mı taktın bana? İsmet bir sus lütfen. Açıklayabilirim. Ben hamile değilim. Yalan söyledim sana. Pes be. Pes, yazıklar olsun sana. Ya gözlerimle gördüm ya. Benim işaretlediğim testi yapmadın mı sen? Evet ama o iş sandığın gibi değil İsmet. Tuvalete girdikten sonrasını görmedin. Uyas'ın bir hamile kuzeni var, ondan yardım istedim. Ona dedim ki şeyin, aman işte açıklatma bana işte, anladın sen. İsmet, bak her kötülüğü bekle benden. Ama seni aldattığımı sakın düşünme. Hamileyim diye yalan söyledim sana. Seni tekrar geri kazanabilmek için yaptım. Defol git buradan, defol git. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin, defol git. İsmet! İsmet, niye inanmıyorsun bana ya? Sana yemin ederim ben hamile değilim. Sana ispatlayacağım bunu. Aa! Ay ne yapıyor bu ayol? Amca ne oluyor ya? Abo! İsmet, niye kedi top gibi yuvarlıyor bu yerde la? Ay kızım, ne yapıyorsun Allah aşkına? Ay düşecek bebek. Bebek yok ki düşsün Refik anne, hamile değilim ben. Ne? 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 Evet, hamile değilim. Dedim ben size, bu İsmet'i kafalamak için yapıyor dedim. İnanmadınız. Doğru, söylemiştin sen Refika. Sen haklı çıktın. Biz de aptal gibi inandık bir musibete. Vallahi artık bir altın madalya hak ediyor bu kıza. Ya bizi kaçıncı kez kandırıyor? Vallahi ben sayısını unuttum. Sen nasıl anladın lan seni kandırdığını? Kasım'da ağrı vardı ya abi. He? Doktora gittim.
Sen kısırsın dedi bana. Aman Allah'ım. Ay! Oğlum, sen ne diyorsun? Doktor ne dinliyorsun baba? Sen kısırsın, çocuğun olmaz dedi işte. Ay, ay başım. İsmet'im vallahi çok üzüldüm be kardeşim. Amca ben de çok üzüldüm, geçmiş olsun. Geçmiş olsun İsmet. Ay, ay başım. Refika. Ay bir bu eksikti. Hanım, ay. Dur dur, ben senin ilacını getireyim. Dur dur dur. İsmet, hadi kovala şu çakalı da. Gel içeriye bir konuşalım, tamam mı aslanım? Senin ne işin var burada? Kim kuzu? Oho. Sayfal Bey. Ne işin var burada? Hayırdır? Hayır Asibe Hanım, hayır. Size müjdeli bir haber vermeye geldim. Ne müjdesiymiş o? Hemen söyle de çek git. İşimiz gücümüz var bizim. Peki. Safiye'nin bebeği nereye kaçırdığını biliyorum. Ne? Ne oluyor kız? Fatma! Sayfal Bey, Safiye'nin nerede olduğunu biliyormuş ya. Ne diyor sen ya? Neredeymiş? Nereye kaçırmış bebeğimi? Yenge, yenge bir dakika. Ben bu adamın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Ne yani? Cemaller, Aliler bulamadı da sen mi buldun Safiye'yi? Ali aramıyordu ki bulsun Mavi. Ne demek istiyorsun sen? Ali Safiye'nin bebeği nereye kaçırdığını başından beri biliyordu. Burası tanıdık geldi mi? Mavi burası. Safiye bu evindeymiş. Mavi. Yok ya. Yok yavrum bu fotomun tahtır. Aa. Damadım nereden bilecek Safiye'nin nerede olduğunu? Ha bileydi bize derdi. Değil mi Mavi? Bir şey söylesene yavrum, değil mi? Faysal. Adamın burada ne işi var ya? Şok oldunuz tabii. Hiçbiriniz Ali'den böyle bir şey beklemiyordu. Faysal! Senin burada ne işin var lan? Ne oluyor abi? Yazıklar olsun sana Ali. Bunca zamandır Safiye ablanın yerini biliyordun ve bize söylemedin. Söyleyecektim. Onun için geldim zaten. Damadım sen ne yaptın ya? Gözümüzün içine baha baha yalan konuştun. Safiye bu evinde yok dedin. E biz sana inandık. Salak gibi itimat ettim sana Ali. Bakın, çok zor bir durumun içindeydim. Safiye yengemi bu evinde bulduğum zaman gelip size haber vermem gerekiyordu. Ama çok ağladı, yalvardı. Demirhan biraz daha yanımda kalsın dedi.
2 gün zaman istedi. Abi. Bak bu yaptığım çok yanlıştı biliyorum. Ama yengem acılar içindeydi. Ya benim yengem? Ha? Onunla hiç üzüldün mü Ali? Demirhan benim yengemin çocuğu. Bunun farkındasın değil mi? Ya ben sana nasıl inanacağım Ali? Ben sana nasıl güveneceğim ya? Sen bayağı bayağı camar gibi yalan söyleyebiliyor musun? Ne desen haklısın. Ama işte ben de bu yanlışı düzeltmeye geldim buraya. Ya da yakalandığını anladın. Son çırpınışlarım bunlar. Kes sesini lan! Neden sesin kesiyor yavrum? Ha? Sayfal Bey bize yardım ediyor. Neyi kızıyorsun ki? Yalanını ortaya çıkardı değil. Abi, isterseniz şoförüm sizi bu evine kadar bıraksın. Bir an önce bebeğinize kavuşun. İstemez. Al şunu da. Biz kendimiz gideriz. Yürü yenge. Mavi. Bırak beni. Geliyorum kızım, bekley. Mavi. 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 Girme demedim mi lan? Sen karışma. Ben hallederim. Öfkeli olmanı anlayabiliyorum Ali. Ne de olsa Mavi ve ailesi senin gerçek yüzünü öğrendi. Ben de insanlık görevimi yaptım. Ne yapayım? Defol. Defol! Hadi. Keşke daha önce gelip haber verseydim. Keşke. İsmet. Pembe bak sakın. Bana hiçbir şey deme, git buradan. Kalbini kırmak istemiyorum bak. Moralim çok bozuk. Ya sana ne? Sana ne? Üzüldüm numarası yapma. Sevmişsindir sen. Boşanıyoruz diye de dertlenme artık. Bak çocuğum da olmuyormuş. Ne yapacaksın ki beni? Saçmalama İsmet ya. Çocuğun olmayacak diye seni sevmekten vazgeçer miyim ben? Ne diyorsun kız sen? Ne diyorsun ya? Seni sevmesem seninle birlikte olmak için bunca şey yapar mıyım? Eğlenmek için mi yapıyorum sanıyorsun sen? Seni sevdiğim için yapıyorum ben bunca deliliği. Ama anne olmak istiyorsun sen. Ne olacak? Benim çocuğum olmuyormuş işte. Anne olamayacağım diye üzülmeyeceğim mi yani? Niye anne olmayayım? İlla doğurmak mı lazım? Evlatlık alırız İsmet. Masum bir yavrucağı bağrımıza basarız. Kendi bebeğimiz gibi korur, severiz onu. Hakan seviyor mu kız sen beni? Çok seviyorum hem de İsmet. Yeter ki boşanma benden. Hep birlikte olalım. Her şeyin üstesinden geliriz biz. Bak, kız sen hala burada mısın? Şu an bak bir de sarmaşık gibi dolanmış kardeşim. Ayrıl şöyle, ayrıl, ayrıl. Tamam gidiyorum. Lan? Sırtarıyor musun sen? Lan gene ne dedi lan bu kız sana? Ha?
Bıraksam ağzım kulaklarına varacak. Kimse var mı? Bir yer bulduk anne. Gel. Gel, gel, gel. Şişt. Şişt, şişt, şişt. Dur. Tamam. Tamam. Şişt. Tamam annem, tamam. Haklısın. Acıktın değil mi yavrum? Dur. Acıktın değil mi? Hemen ben şimdi sana mamanı çıkaracağım. Hemen mamanı çıkaracağım annem. Dur. Anam. Anam, nerede senin maman? Ah Safiye, ah. Ay ben senin mamanı orada unutmuşum ya. Ne yapacağım ben şimdi? Gidip almam lazım. Şimdi sana hemen gidip mamanı getireceğim. Az sabret. Of. Burada buz gibi. Of. Şunu yaksam da acık bir. Buranın soğuğu mu kırılsa ya? Ah Safiye, ah Safiye, ah, ah. Ah kızım, ah. Kafasız. Tamam annem. Şimdi ben hemen halledeceğim. Halledeceğim bunu. Şey vardı, ben gördüydüm ya. Hadi bakalım. Sen burada uyu anne. Ben hemen geleceğim. Uyuyor. Annen hemen gelecek. Gelecek. İsmail. Oğlum tamam lan, bükme boynunu. Tamam, başka bir doktora gideriz. Bakarız, anlarız neymiş, ne değilmiş. Hele şu Safiye yengeni bir bulalım da hayırlısıyla. Seninle de ilgileneceğim, merak etme. Yok abi, tamam. Yok zaten, biraz canım sıkıldı ama geçer, atlatırım. Elbet bir çaresi bulunur oğlum. Üzme kendini. Doktor bir çaresi yok dedi baba. Boşuna ümitlenmeyelim. Ah benim yavrum. Ay neler geldi başına ya Rabbim. Ama aklıma geldikçe sinir oluyor. O engerek pembe sanki biliyormuş gibi gelip oğlumla dalga geçmiş ayol. Vallahi elime geçirsem var ya bir kaşık suda boğarım onu, bir kaşık suda. Hemen suçu yok anne. Ay beni delirtecek. Vallahi bu çocuk beni delirtecek. Ayol nasıl suçu yok? Kadın senin karşına geçip yalan söylemedi mi hamileyim diye? O her şeyi beni seviyor diye yapıyor. Ben anladım artık onu. Ay hala onu savunuyorsun ya amca, inanmıyorum sana. Ya bırak şu pembeyi artık, hadi. Yok baba, yok. Bu oğlanı o kızla baş başa bırakmamak lazım ya. Bildiğin büyülüyor ya bebeğim. Kim bilir neler dedi bu dışarıda. Bir de kollarında boynuna dolamıştı böyle. Yılan ayolu. Bildiğin yılan. Ya tamam ya. Yeter. Benim derdim bana yetiyor zaten. Siz hala pembeye saydırıyorsunuz ya. Ben yatacağım. Ya İsmet. Allah'ım ya. Canım oğlum. Evde değil mi? Evde ha? Git anne bak.
Bunu sen alamam. Nerede bebek? Bunu sen neye sesini çıkarmıyor pislik? Bak alacağım oğlumu senden, duyuyor musun beni? Ben doğurdum onu. Benim yavrum o. Senin beben öldü. Anladın mı beni? Kabulleneceksin artık bunu mecbur. Yenge tamam sakin ol ne olur. Demirhan'ı alıp gidelim şuradan artık. Senin nerede beben geldi? Bak niye beben geliyor? Ya söyle artık nerede Demirhan? Fatma. Ana. Bebe yok annem içeride, bebe yok. Nasıl yok? Donuş. Safiye abla yeter artık. Bak yengemin halini görüyorsun perişan. Söyle Demirhan nerede? Ana. Ne var orada? Ne var? Demirhan. Ben Demirhan'ı orada bıraktım ya.